değerli milletvekilleri, 15 yıldır ülkeyi yöneten iktidar, günü kurtarmaya yönelik istihdam politikaları, kutuplaştıran ve gençleri yok sayan yönetim anlayışı ile bugün gençlerimizi işsizliğe ve gelecekleriyle ilgili umutsuzluğa mahkum etmiş durumda. Başarısız eğitim ve istihdam politikaları en çok gençlerimizi ve kadınlarımızı etkiliyor. Size hamasi sözlerin ötesinde rakamların gerçekliğinden bahsetmek istiyorum. Türkiye 35 OECD ülkesi arasında çalışmayan ve okumayan genç nüfusun çokluğu noktasında birinci sırada. Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK'in verilerine göre ise Türkiye'de 4 gençten biri işsiz. Kadınların durumu ise daha da vahim. Genç kadınlarımız arasındaki işsizlik %29 civarında. İşsizliğin her gün katlanarak arttığı bir ortamda gençlerimize bir umut kapısı olan KPSS'ye girmek için kestiğiniz fatura da ortada. Türkiye'de bugün 1400 lira asgari ücretle çalışan emekçinin çocuğu KPSS'ye girmek için 420 lira ödemek zorunda. Sizin yoksula, emekçiye, gençlere layık gördüğünüz adalet bu mu? Değerli milletvekilleri, bir ülkenin kalkınmaya verdiği değer önce eğitime, bilime, bilim insanlarına verdiği değerle ölçülür. Türkiye'nin eğitim karnesi ortada. Zaten geçtiğimiz günlerde AKP iktidarı da en zayıf halkalarından birinin eğitim olduğunu itiraf etti. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Keşke bizim yaptığımız uyarılara daha önceden kulak verseydiniz de bugün Türkiye'nin çocukları okuduğunu dahi anlamayan nesiller olarak anılmasaydı. Siz bu ülkenin her şeyden ve herkesten önce sakınıp kollanması gereken bilim insanlarını, akademisyenlerini bir gecede haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edeceksiniz. Sonra kalkıp burada kalkınmadan, refahtan, istikrardan bahsedeceksiniz. Kusura bakmayın ama buna literatürde ikiyüzlülük denir. Daha düne kadar kol kola girdiğiniz FETÖ ile yaptığınız şaibelerle binlerce gencin hakkını nasıl yediğinizi ne biz unuttuk ne de bu ülkenin gençleri. Ama emin olun geleceklerini heba ettiğiniz yüz binlerce gencimiz size 16 Nisan'da en güzel cevabı verecek.